Kolay gelsin Adem Bey. Sağ olun Nigar Hanım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar bugün Nigar Hanım rahatsız olduğu için yemek işi gene bana kaldı. Gene hazıra kaldı. benim yemek işleri hazır oluyor genelde. Yok çok şükür yemek yapamayacak gibi değilim. Ha, yemeğim olsun. De var dolapta ayrıca. Olsun. Ama benim canım istedi demiyorsun yani. Karıştırma seni. bugün şeyde tavuk şiş dürüm yapacağım arkadaşlar. Evet. Nigar Hanım, haftalardır söyleyip duruyordu evet. Adem Bey. Bugün yapmak bugün nasip oldu aynen. Şöyle önce hadi tavuklarımızı bakayım. Keselim. Şimdi. Şöyle taban kenarına koyabilirsin. Çıkar ben, şeyleri Adem Bey, ben, çöpe git gel yapma. Nigar Hanım, ben senin gibi usta değilim, acemi. Benden bu kadar. Ben de usta değilim de. Oluyor mu böyle? Yani ben şiş hiç yapmadım. Ben de işte yapıyorum sayılır ya. Hazır aldık yaptık ama öyle kendim evde şişe takıp öyle yapmadım. Biri doğrayın. Tamam. Şişe takarız. Hı-hı. Yeriz. Yukarıda açtım demeyim artık. Oturup açtın mı yufka? Yufka mı aldın? Yufka aldım. Lavaş mı yufka mı? Lavaş aldım. Evet. Dürüm yapacağım ya o yüzden. Tamam. Beğeniriz beğeniriz. Neden beğenmeyelim? O zaman ben de afiyetle yapar yerim. Sen de bakarsın. Sen de iyisin de yağma olmaz. Sen, Hanım, bitirmek benim. Bitirmişsin. Ben eti doğradım. Eline biraz, sağlık. Biraz sonra bu. Şimdi buna herhangi bir işlem yapacak mısın? Tabii. Baharat at katacağım. Evet. Biraz sıvı yağ katacağım. Tuz atacağım. Tamam. Şimdi, ha göğüs olduğu için illaki evet yağ şeker gerekli. Şeker atayım mı? Şeker. Şeker olmaz değil mi? Olmaz. Şimdi sarımsak atsak. Bal da koyalım. Bal mı? Bal olmaz ama. Hiç yani tavuk şiş tatlı olur mu Nigar Hanım? Değil mi? Evet. Hadi bugün ustalıklarını göstereceksin. Bugün karnını doyurayım da. Tam turnide de göstermiştim. Ustalık boş yani. Öyle mi? Aynen. Ha. Tamam Nigar Hanım. Ya karın her şekilde doyar da lezzetli olsun bari. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Şimdi buna ben biraz tuz atayım. Baharat. Tamam. Adem Bey tuz verdim aramana gerek yok. Ya işte Nigar Hanım bundan atayım biraz. Çok da acı olmasın çocuklar. Beceriksizlik başa bela. Döktüm her yere. Yani erkekler mutfağa girince hı. Şaşmamak lazım. Neden de aldığını. Kıskanıyorsun değil mi? Evet. Sen dökemiyorsun çok iyi. Ya oluyor hepimizde sakarlık oluyor da. Bir de sakar dedi bana. Ters söylerim Nigar Hanım. Bu şeker falan değil. Değil sakarlık biraz önceki tam sakarlıktı bu yani. Bu şeker falan değil değil mi? Yok eminsin tuz. Bak, evet eminim. Yani komple yani, kurmuyorum yok. Korkma. Evet vallahi ben sıkıntı yok yerim de siz yemezsiniz. Şekerli mi? He. Ama sen şekerin var sen hiç yiyemezsin biz yeriz yine. Ya şeker bugün izin verdi izin. Ne oldu hep arıyorsun bir şeyle. Nigar Hanım bir çay kaşığı alayım orada ya. Vereyim dur sen. Merhaba. Aranıp duruyorsun sürekli. Çay kaşığı değil şunu vereyim. Tatlı kaşığı. Hı hı. Hadi yağ koydun sıvı yağ, biraz pul biber, karabiber, boya biber koydum. Baharat olmaz mı? Tavuk baharatı vardı. Tavuk baharatında şimdi kimyon var, kekik var. Belki sevmezsiniz. Ben de direkt böyle yapayım dedim. Ama mangala koyuyoruz, yiyoruz. Artık koydum onu bir dahaki sefer yapalım. Tamam. Fazla olmaz dersen getir koy. Yok yok fazla olur şimdi koydun çünkü her şeyini. Mis mis mis. Biraz beklemesi gerekiyor mu? Hemen şimdi şişe dizecek şimdi misin? Şöyle yapayım. Ben biraz yanına soğanlı, maydanozlu soğan doğrayayım. Domates, biber doğrayayım. O zamana onlar kadar? Ona kadar biraz dinlenmesi gerekiyor yani. Sorumun cevabını sonrasında aldım. Ben işte detaylı anlatıyorum. Nigar Hanım öğren diye. Bak ustayım usta. Tamam. Yarım yamalak anlatmıyorum. Değil mi? Evet. Hadi bunları da ben toplarım, temizlerim. Ya sen benim şu yardımcım değil misin? Öyleyim tabii zaten ya. O yüzden diyorum. Her şeyi ben yaparsam bir anlamı kalmaz ya. Değil mi? Evet. O zaman şişi dizdiğin zaman tekrar gösterelim. Tamam. Nigar Hanım. Efendim. Soğanlarımızı doğrayalım. Evet. Ondan sonra etlerimizi şişe takalım. Olur mu? Olur.
Oğlum da ateşini hazırlıyor. Aynen. Su makması var, güzel olur. Yeter değil mi? Değil mi? Evet. Biraz daha doğrayım. Biraz daha doğrayım. Evet, birazcık daha. Çünkü hep üçümüz seviyoruz. Evet. Çoğunluk oluyor. Bu kadar yeter. Ya şöyle sana tam usta şef bıçağı lazım. Öyle o tık tık yapıyorsun ya. Yeter, bunlar da yeter. O bile yetiyor. Onunla güzel yapıyorsun. Aynen. Aynen, beğeniyor kendini. Yapmıyor muyum yani? Ama bilmiyorum, insanlar kendini söyler mi yani? Güzel yapıyorsun. Ben beğendiğimi söyledim zaten. Canım beğenmiyorsan al önüne yap. Yok, ha? Senin gibi yapamam. Gözlerim yandı için durmuyorum yarın. Gözlerim yandı şu an. Evet, maydanozumuz hazır. Buna ben biraz da sumak katayım. Tamam, gözler yandı, bakamıyor. Gözlerim yandı, yandı. Ya genelde yandı. Soğanlı çoğu şeyi de bana doğru attırdın ama. Yandı, ha yandı, yandı. Ha değil mi? Değil mi? Genelde soğan hep bana doğru attırırdın ama artık sen doğruyorsun. Beceremiyorum ki. Beceremiyorum değil mi? Ha. Evet, aynen. Yeter, ben beceremiyorum. Hep sen doğru bundan ya, sonra. Tatlımız olsun böreği. Evet, olsun, öyle. Tamam. Beni hiç duymuyorsun. İşine gelmedi. İşine değil gelmedi, mi? Durma. Dün ben güzel doğrayamıyorum. Sen doğru bundan sonra hep soğanları. Yok, öyle yok. Yeter. Şimdi... Soğanımız tamam mı? Gel oğlum. Biraz soğan, tuzu fazla mı oldu? Neyi? Tuzu. Yok yok. İyi mi? Oldu. Tamam. Yani beceremiyorum. Bilmiyor mu demek istiyorsun bana yani? Yok estağfurullah. Harika diyorsun canım. Ay senle var ya, bir iş yaparken hep böyle oluyoruz. Evet. Sen yapamıyor musun? Sen beceremiyorsun domates tabii. Domateslerimizi doğrayalım. Bıçağım koruyor. Ben biraz önce dedim ya sana. Ama yok, iyi dedin. Burada bir bıçak var, görür misin? Yanlış yere açtım, bekle veriyorum. Daha büyüğünü vereyim. Aslında arka tarafta masada vardı. Döner ocağının içinde. Hadi benim bir tane döner ocağım var ya. Hı. Onun içinde hiç yapmadığın var. Döner ocağı. Bir gün yaparım ya. İnşallah. Aldık, 2 senedir duruyor. 1 sene oldu ya. 2 sene mi oldu? 1 sene oldu. Ha, Tantuni'deki gibi her şeyini hazırlıyoruz. Ben doğrayayım da, hani domates isteyen olursa... Dilimli koysaydın olmaz mıydı? Ne? Bu sefer dilimli olsaydı. Yok, böyle daha güzel ya. Ama tamam, bir tane dilim yapayım. Yok yok, yap yap. İşine karışmayayım hadi. Senden de ya. Benden mi? Hı-hı. Tamam, her şey senden de. Tamam, özür dilerim. Allah Allah. Yusuf ateş hazır mı? Yusuf geldi, geri gitti. Ben de öyle oluyorum. Arkam dönük oluyor ya iş yaparken. Konuşuyorum, kendi kendime konuşuyor oluyorum. Bakıyorum arkamda kim varsa gidiyor. Öyle miyim diyorsun ha? Yani ben öyle gibi oluyorum bir anda. Bir dönüp de bakıp da kimse olmayınca. Gel hanım, burası tamam. Şunu şöyle bir sileyim. Ay teşekkür ederim ben. Ha evet, ama çalışamazsın şimdi. Yani ustaların hep bir tezgah altı vardır ya. Tezgah üstünde. Ne diyorsun yani? Burayı diyorum. Burayı tekliyorsun hep. Ya oraya, ya orayı kamerayla gösterme ya. Ya Nigar Hanım çok kötüsün ha. Şimdi kapsınlar da biliyor musun lan ne? Şiş. Evet. Hadi bismillah. Güzelini almışsın, tahta saplı. Daha önce sadece kıvrıktı. Demirdi o da. Evet, bunlar güzel. Isınıyordu, bu daha ya. İyi. Çok uzun ya. Öyle mi? Yani bak böyle bunları böyle ince ince takacaksın. Gördün mü? Aslında siz yemezsiniz. Şöyle içine biraz da kuyruk olsa da taksan. Tavuğa. Olur, ciğere olur. Tavuğa. Tavuğa pek ben bilmiyorum da. Hani öbür etlere oluyor. Öyle mi? Ya yani öbür etlerde yiyoruz canım öyle. Çocuklar yiyor. Zehra yemiyor bir. Oluyor değil mi Nigar Hanım? Oluyor, oluyor. Güneş ışığı geldi ya, karartıyor bazen. Şöyle bir tane daha takarsam yeter herhalde. Nigar Hanım ya. Efendim? Bir tane leğen isteyeceğim ama. Leğen. Dur, üzerine mi koyacaksın? Burada burada, orası tamam. Değil.
Bak şu, şunun aralarına da gelir kaymaz. Ha, üzerine koyacaksın yaptıklarını. Hadi ben geriden aldım seni. Yarın bak uzakta dur, elimde şiş var bak. Uzakta. Ay ben sakarlık edersin diyordum ama. Yok yok. Sakarlık. Biraz önce pul biber dökünce yeri. Ha. Uzak durayım dedim o yüzden. Nasıl oluyor rengarenk? Güzel oluyor. Güzel oluyor. Hı hı. Kötü kötü diyebilme şansım yok yani, aç kalırız diye. Yok ya, eski bir şey ya, stresi tatlı diyeceksin ya. Beğenmedin mi söyleyeceğini genel. Peki ben yemek yaptığımda beğenmediğinizde siz rahatça söylerken neden sana beğenmediğimizi söyleyemiyoruz? Ya o şimdi o, senin dediğin gelişmiş modern ailelerde geçerli. Yani biz değiliz. Modern ailelikle ne alakası var? Eşitsizlik var. Yok, ben kabul etmiyorum. Ben de eleştiri istemiyorum bundan sonra yemeklerimi. Ha, tamam. Tamam. Ben de eleştirmem. Ama tabii ben de güzel olmamış mı diye sorar dururum. Ben de eleştirmem hiç. Tabağın yarısını yiyorum, yarısını. İşte diyorum ya, yemeyince de bu sefer beğenmediniz mi? Kötü mü yapmışım şeyine moduna giriyorum değil mi hemen? Kendi kendine düşünür durursun. Yarın bayağı çok almışım ya. Öyle mi diyorsun? Neyse. Şey öyle soslu da olsa buzluğa kaldırabilirim, hiçbir şey olmaz. Tamam, bir dahakisi böyle geliyor. Belki misafir mi geliyor, bir kapıdan geçen olur. He, nasip aynen. Ay, yan komşumuza ya, veririz. Yan komşumuza kokarsa burnuna. Ne? Duymadın mı? Hayır, ben konuşuyordum o arada. Babandan mı kebapçıydı senin dedim. Kendime diyeyim ya. Babamda da varmıştır bence. Babam da onda 10 parmağında 10 marifet var. Evet, her şeyi yapabiliyormuş. Güzel Hanım, şimdi efendim? Bunları taktım. Hı? Şimdi aşağı gidelim. Tamam. Önümü yıkattıktan sonra aşağıda görüşürüz. Oğlum ateş hazırlamış. Evet. Şimdi hazır. Şöyle. Tavuk şişlerimizi dizelim. Hı hı. Şöyle geleyim. Gel. Ne yapıyorsun oğlum? Ha, devrilmesin diye. Evet. Saçlar kıyak. Kaşımız hazır. Evet. Kızarmaya başladı şimdi. Ateşi gördün. O ne için yanıyor kenarda? Ha, sen üzerinden aldın onu. Sözümüz ha, tam yetmezse bile. Evet. Buradan karanlıkta kalıyorsun. Merhaba. Tam gölgeye geldin ya, karanlıkta kalıyorsun. Ne yapabilirim? Bir şey yapamazsın. Şey, şu tarafa yana kayabilirsin. Öyle mi? Şöyle. Oldu mu? Yani çok bir şey değişmedi. Otur boş ver. Tamam. Ne kadar alabilirsek. Güneş mi geliyor? Yok, baban gölgede kaldığı için karanlık çıkıyor. Siyahları da giymiş ya. Evet. Çıkar iyi aslında, şunu çıkarsam mı? Hayır, sırtın alır. Çıkarma. Evet, izin çıkmadı. O hemen kızarıyor. Kızarır tavuk. Her şeyi de hazırladık masaya. Hemen sıcağıyla pişecek, yiyeceğiz. Aynen. Ben ayarlayayım masayı, dur. Ayarla bakalım. Evet, böyle daha iyi Adem Bey. Böyle alacağım görüntüyü. Olur, sen de. Hepsi alacağım ben. Ne yapıyorsunuz? O sulu yerde. Ben yaparım Adem Bey. Çatal matal yok zaten sofamızda, o yüzden. Aynen, gerek yok. Hı, tamamdır. Ayran yaptım ama başka bir şeyler içmek isteyen? Yok, ayran iyi ya. İsteyen varsa arkadan atın. Biz burada oyun oynayalım böyle, oyun saat. Havuzun suyunu doldurmayalım. Böyle. Orada eti yetiniyor, olur mu? Hoşlarına gitti.
çabuk olan bir şey zaten bu. Aynen öyle abi. Biraz sonra kızarır zaten. Tavuk tez pişiyor. Evet. Açtım ha. Sana kokusu gelince mi? Tamam, ben çocuklara bakayım. Tamam. Ben yedikten sonra çağırırım sizi. Tamam, olur. Zehra, göremiyorum seni. Gömüldüğün için köşelere. Ama suya gidince ne oluyor? Vururken üzerinize sıçrıyor suyu. Yok Zehra, bana doğru suya girmesi değil de Zehra suya atıyor. O top süngerlidir içi, suyu bayağı içine çeker. Süngerli değil, onun havalı. Şu şey, öbürünü diyorum. Ha, voleybol topu. Hı hı. Çekmiştir zaten, dünden beri içinde. Ha, dünden beri mi? Tamam, o zaman çekmiştir aynen. Bahçemizde bayağı toparlandı Adem Bey. Şeyleri dışarıya çıkardın, hava alsın diye böceklenmiş. Limonu, evet. Versen mi? Lütfen. Ama sırılsıklam bu ya. Geldi. Geldi. Üstümüzü batırıyoruz, batırıyoruz. Geldim geri yanına. Hayat böyle geçiyor işte Nigar Hanım. Öyle. Çalış, karnını doyurmayı düşün. Karnını doyur. Ama işte mazot bitince doyurmamız lazım. Yani tabii, yaşamak için yemek araba lazım. Araba mazot koymayınca gitmiyor. Sen daha bana habire boşa şey mazot almadan çalış diyorsun yani. Ben mi? Evet. Ha, affedersin. Yani. Ben yok, ben bugün hiçbir şey demedim sana. Demedim. Demedim. Sen kendin duramayıp çalışıyorsun. Bak şimdi söyleyeyim mi? Söyle. İş sana. Yeşillikler dikilecek. Oho, o da bir yani. Marul, maydanoz, tere, dereotu yeniden. Karnım doyuruyor da hepsini yaparım. Değil mi? Aç karnına söylemeyeyim. Aynen. Yani neyse hepsini yaparım senden. Evet. Leylendiler öncekinde diktiğimizde kurumaya ne kadar sürede başlamıştı? Hatırlamıyorum yani. Ben de hatırlamıyorum, o yüzden sordum. Yani umarım kurumaz inşallah. Ne İnşallah. Hani başa gelince sanki bunda da olacakmış gibi insan düşünüyor da belki olmaz. Ya, bu seneki mevsimle havayla o geçen seneki aynı değil. 5. ayda falan dikmiştik Nigar Hanım. 4. ayda mıydı? 5. ayda mıydı? Ha, erken dikmiştik değil mi? Evet, evet. Geç. Geç, pardon. Şimdi 5. ayda mıydı? Şimdi 3. aydayız. Aa, benim kafa durdu herhalde. Of, kınar gibi kızardı Nigar Hanım. Ha, şu an zaten ağaç dikme zamanı. Belki bundan kurtarırız diyorsun. Ama o zaman da soğuk kalmamıştı. Güzel oldu. Şunlar nar gibi kızarmış gibi görünüyor. Kızarıyor ya. Ben yaparım da kızarmaz mı? Yer onu. Evet, bak kızarmaya başlamış. Tabii bu kırmızı biberin de şeyi. Etkisi. Yoksa tek başına göğüs bu kadar kızarmıyor. Değil mi? Bunun yanında bir ayran yapmışsın göğsü de. Ne? 7 günde güzel gider. Değil mi? Varsa varsa getirelim o zaman. Sen içebilecekmişsin gibi canın istiyor söylüyorsun ya. Yusuf. Ne yapıyorsun? Sana bir işim vardı ama. İçecek getirmeni isteyecek baban. Bence sizin canınız ne isterse onu getirin çünkü baban hepsini içiyor. Zehra'ya kaldıysak yandık. Babanın canı Fanta istemiş. Fanta getirin. Bak ona kaldıysak.
Baban pişirdi. Şimdi bize dürüm yapacak. Pişmiş bunlarda. Oğlum baban bu tür yemeklerde seviyor ya. Hı hı. Ustalığını da gösteriyor. Özlediği için de. Yusuf abi. Güzel, keyifle yapıyor bize. En pişmişini aldı. Daha çok pişmiş. Sen mi? Tamam, fark etmez. Onlar kolay pişiyor. Çabuk pişiyor zaten. Bakalım. Şöyle alayım şunu. Güneş de öyle bir geliyor ki şu anki güneş. Herkes soğan istiyor değil mi? Evet. Zehra hariç sanırım. Tamam. Soğan istemiyor. Yusuf istiyorsun. Hı hı. Biber, ben tuz koymuştum. Hı, tuz da orada. Yusuf geç. Hadi baban hazırlayacak, siz sıcağıyla yiyeceksiniz. Tabureleri koyabilirsin oğlum ya, ben unuttum. O fazla mı geldi? Biraz lavaşlar kalın sanırım. Bence de lavaşlar kalın. Ama olsun, yine de iyi. Yusuf abi. Gel. Al bakalım, başla sen. YouTube dört, tamam mı? Bakalım. Zehracığım, babandan tarafa geçer misin? Zehracığım. Tabureni al. Çok sağ olmuş. Afiyet olsun. Değil mi? Güneş öyle bir geliyor ki. Zehracığım, bunu da senin için yapıyorum kuzum. Ben domates de istiyorum. Domates tamam. İstiyorsun. Soğan istemiyor, domates. Değil mi Zehra? Bu biberler tatlı mı acı? Bilmiyorum. Biberler mi? Karışık biberler sanırım. Soyu mu teşapalda? Tatlı. Tatlıymış Zehra. Ben gene de ben bir denemesini yapayım da. Kimler fanta içiyor? Ben ayran içiyorum. Ben de ayran alacağım. Siz ikiniz. Yok, ben ayran alacağım. Ben de fanta. Öyle mi? Tamam. Şey, bu sen orada kötü duruyorsun ha. Sofraya zıplayacak. Kokuyordur ona da. Yemeklerini bitirmemişler. Dışarıda yemek yedirmiş. Zehracığım, bunu sıkı tut. Bak, şunu, bak ters tutuyor, şu elini şöyle tut. Hah. Şimdi başla. Paşam dur, öte git. Sıra sana da gelecek. Dur. Oradan bekliyor. Tamam, size de vereceğiz şimdi. Mangala gitmeyin, sıcak. Gören soğan istiyor musun? Olur. Kendini hazırlar gibi hazırla bana. Gelirsin. Siz yiyin misin? Aç durmayın. Esin çektiniz mi? Ne oldu? Atlayacak mı? Bacağına yaslanınca huzursuzlaştın değil mi? Sofraya zıplaştın. Evet. Bakıyor musunuz? Adem Bey. Oğlum bakamıyordu. Senin dürümün de hazır. Teşekkür ederim. Tabağa koyarsan sana zahmet. Tamam. İyi, o zaman veda edelim mi? Tamam. Adem Bey kaptırdı ya, kendini hazırlayacak ya hepsini. Arkadaşlar, güneşten de bakamıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bye bye.